Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Katarakt rahatsızlığıyla bize müracaat eden hastalarda genellikle görmede azalma, bulanık görme, sisli dumanlı görme, kimi hastada cisimleri çift görme, bazı hastalarda kataraktın şekliyle bağlantılı olmak üzere ışıktan rahatsız olma, güneşten rahatsız olma gibi şikayetler oluyor. Kimi hasta özellikle akşamları evde otururken lambaları kapatıyor. Loş mekanlarda oturmayı tercih ediyor. Çünkü ışık göze zarar veriyor. Yani onu rahatsızlık veriyor. Kataraklı göze gelen ışıklar gözün içinde dağıldığı için hastanın gözüne projeksiyon tutmuş gibi oluyor. Bu tarz şikayetler oluyor hastalarda. Hastalarda biz muayene ettiğimiz zaman kataraktın muayenesi çok basittir. Yani basit bir muayene ile göz hekimi hastanın görme düzeylerine bakar. Ondan sonra bir damlalı muayene yapar ve biyomikroskopta baktığı zaman katarakt teşhisini koyar. Katarakt teşhisini koymak için göz hekiminin bakması yeterlidir biyomikroskopta. Onun dışındaki tanı aşamaları ameliyat planlaması açısından ve hastaya ameliyat sonrası ne oranda ne kadar görme rehabilitasyonu sağlayabileceğimiz açısından önemlidir. Teşhis konduktan sonra hastaya bir takım testler yapılır. Bununla gözün görme tabakası olan retina tabakasının sağlamlığı ölçülür. Aynı zamanda kornea topografisi dediğimiz bir işlem yapılır. Bu da gözün en dıştaki sağlam tabakası olan, anlaması kolay olsun diye bir saat camı gibi ifade evet. edebileceğim kornea tabakası hakkında bilgi verilir. Çünkü kornea tabakasının sağlamlığı, gözü bir top gibi düşündüğümüz zaman önden arkaya doğru bütün ortamların sağlam ve sağlıklı olması katarak ameliyatının başarısı için çok elzem bir konudur. Buralardaki herhangi bir problem katarak ameliyatının başarısını da olumsuz etkileme potansiyeli taşımaktadır. Evet. Şimdi siz ekibinizle birlikte bu işlemleri yapıyorsunuz. Evet. Hasta geldi, hikayesini anlattı ve katarak ameliyatı olmalı kararı çıktı. Evet. Sonrasında tabii orada bir heyecan, stres mutlaka kişi ve yakınlarında oluyordur. Mutlaka. Süresi evet. ne kadardır? Özellikle efendim göz tansiyonuyla bağlantılı sorularınız geliyor. Göz tansiyonlu olanlarda katarak ameliyatı rahatlıkla olabilir mi diye gelen sorularımızın da cevabı olsun. Peki, şimdi şöyle söyleyeyim. Katarakt ameliyatı ortalama 10-15 dakika süren bir ameliyattır. Damla anestezisiyle yapılan bir ameliyattır. Genel anestezi çok özel bazı durumlar dışında uygulanmaz. Lokal anestezi çok özel bazı durumlar dışında uygulanmaz. Sadece 2-3 damlayla yaptığımız bir ameliyattır. Kişi kendinde o zaman. Kişi kendinde evet. tabii ki bilinçli ve iletişim halinde oluyoruz ameliyat evet. esnasında da. O nedenle işlem olarak uzun bir işlem değildir. Ağrılı bir işlem değildir. Kanamalı bir işlem değildir. Onu da belirteyim. Yani en fazla birkaç damla kan ya gelir ya gelmez hastalardan duruma göre. Şimdi bunu söyledik. Göz tansiyonuyla ilişkisini söyleyecek olursak. Şimdi göz tansiyonu farklı bir hastalıktır. Katarak farklı bir hastalıktır. Evet. Ancak bu iki hastalığın birlikteliği bizim gündelik hayatımızda sık gördüğümüz bir durumdur. Evet. Göz tansiyonu olan bir hasta katarakt olabildiği gibi kataraklı olan bir hastada ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası da göz tansiyonu gelişme ihtimali vardır. Bu ikisi beraber olduğu zaman hastalar öncelikle göz tansiyonu açısından ilaç tedavisiyle kontrol altına alınır. Ondan sonra da hastanın katarakt ameliyatı göz tansiyonu olmayan bir hastada yapıldığı şekliyle yapılabilir. Bazı durumlarda göz tansiyonu ilaç tedavisiyle kontrol altına alınamayabiliyor. O zaman hastanın gözünün durumuna ve hekimin tercihine göre ya göz tansiyonu ameliyatı önce yapılıp ondan sonra katarakt ameliyatı yapılabiliyor. Ya da bazen katarakt ameliyatı öne çekilip göz tansiyonunun daha fazla kontrol altına alınmasına yardımcı olabiliyor. Bunlar tamamen kişiye özel, hastayla hekim arasında ve hastanın göz durumuna ve sağlık durumuna uygun karar verilmesi gereken durumlar. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.